Merhaba arkadaşlar. Sonra üretim kutuları bitti. Yani boyasını falan da yaptık. Havalandırma kısmı. Havalandırmalarını da açtık. Şu şekilde. Telini de taktık. Evet, bunlar hazır. Bu sezona hazır. Şundan da deliklerini açtık. Bunlar da bitti. Bunlar da telini taktıktan sonra şu telimiz de burada. Şunlar o günkü yapmış olduğumuz standart boğanlar. Bunlar da ama ruşet boğanlar bunlar da. Bunu bala çalıştıracağım şunu. İki katlı olanı. Şu bir, iki. Şurada da var iki katlı. Buralar da çok karışık. Bunu da bu şekilde yaptık arkadaşlar. İki, dört tane. İki, dört. Dört adet. Bunları da böyle boyadık sarıya. Bunlardan da bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakalım ileride ne yapabiliriz. İki tanesi üst üste geldiği zaman şöyle. Bunun ikisi üst üste geldiği zaman normal standart kovanların boyuyla aynı ölçüde. Bu kapaklar da bundan yaptık. Köpükten daha kolay olsun diye. Üstüne bir taş koyduk mu? Bu da böyle. Şu şekilde olacak, gözükecek. Daha hafif, daha kolay. Bunu da böyle yaptık arkadaşlar. Kaç tane yaptık? 2, 4, 6 tane yaptık. Geriye de zaten kapağı olmayan 2, 4, 6 tane. Deneme amaçlı şöyle yapmıştım. Köpükten yaptım. Üstünü de boyadım böyle. Şöyle işte bir baktınız mı köpük. Böyle bu şekilde gözüküyor. Hatta şu bitmişe koyalım. Bunları şu bitmişe koyalım. Şu şekilde. Öyle görüntüsü böyle arkadaşlar. Hiç olmasa yağmurdan sudan etkilenmez. Daha sağlıklı. Üzerine bir ağırlık koyduğumuz zaman rüzgardan da uçmaz mı? Altı tahta, üstü köpük. Bu köpüklerden de şunlardan şey yapıyorum. Ama bölme tahtası olarak da kullanıyorum bunları. Bunları arı yiyor bizimkileri. Yani bunları yiyor. Bunları bantla, poli bantıyla şey yapıyorum. Sarıyorum güzelce. O zaman bir sıkıntı olmuyor. Sizler de fikrinizi söyleyin arkadaşlar. Bunlardan neler yapabiliriz? Yani normal çıtalı yaparsak altılı olacak. Ana üretim kutuları da olabilir. Şuralarda iki tane deliği var. Bir burada, bir burada. Yine işte ne gözüküyor. Bunu buradan kesip birleştirebilirim de. Şunu bu tarafa kaydırırım. Çıta boyu şu şura hizası olur çıtalar. Bu genişlikte de yapabilirim. Sizler de fikrinizi söyleyin. En azından istişare etmiş oluruz. Sizler de fikir beyan etmiş olursunuz. Doğru bir şeyler çıkar inşallah.
Halın sağlıcakla.